Ay. Anne, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ay. Anne, anlatsanıza çeyizleri görünce ne yaptılar? Ayol, daha çeyize sıra gelmedi. Günde böyle değişti ki. Aa, ne oldu? Ha, bir soluklanayım da anlatacağım. Ay, rahatlayalım. Başlıyorum. Onur'la ben ayrı eve çıkıyoruz. Ne? Ay ablacığım, nasıl oldu? Ya dayısı dedi ki, biz dedi hangi devirde yaşıyoruz? Yani gidin ayrı evinizde yaşayın, çocuğunuza kendiniz bakın dedi. Bunu da ilk defa dayından duydun değil mi? Ya ben söylemedim sanki. Ya başkalarının söylediği şeyler ne kadar kıymetli oluyor sizin için. Aylar evvel söyledim ayol. Anne, o zaman Onur'la durumun başkaydı önceden, şimdi başka ama. Ha, şimdi başka. Neyse, bunların kafasını açtı. Nihayet ben açamadım. Dayısı açtı bunların kafasını. Ondan sonra aslında en doğrusu da o oldu. Çünkü benim aklım orada kalacaktı. Bu rahat edemeyecekti falan. En güzeli oldu yani. Ablacığım, peki Onur nasıl karşıladı? Daha ne dedi? Bana da sordu fikrimi. Ben de evet dedim. Ay, çok sevindim ablacığım. Ablacığım ya, eniştem seni mutlu etmek için daha ne yapsın? Ne yapsın? Ama bir şey soracağım. Anne, düğün 3 gün sonra nasıl yapacağız? İşte kızım, o yüzden de ertelemek zorunda kaldık. Yine mi? Şöyle, Onur dedi ki ama hızlıca bu süreci atlatırız, hemen nikah yaparız dedi. Tabii canım, para olduktan sonra eniştem her şeyi halleder. Ha, tabii bizde de para var zaten. Bizim de halledeceğimiz bir sürü şey var. Bir kere beyaz eşyayı biz yapacağız. Yatak odasını biz yapacağız. Kız tarafı yapar yani. Anne, sen yeterince masraf yaptın zaten, gerek yok ki. Ben altta kalmam kızım. Bizim de yapacağımız şeyler var. Anne, yani eniştemin beğeneceği bir takım nereden baksan bir 20-30 bin vardır. Ama ben ablanın seçeceği takımı alacağım. 2-3 falan. Evet, biz bütçemize göre alırız o zaman. Ben olsam böyle retro tarzı bir ev döşerdim. Ay, Allah'tan sen değilsin. Allah'tan yani. Allah yüzüme bakıyor. Ay, böyle tasarım mobilyalar. Böyle nostaljik objeler. Hayali bile güzel ya. Artık hayalde kalacak galiba sen. De yani. Ay, ne güzel, şimdi benim evim mi olacak ya? Ay, çok mutluyum. Ay yavrum benim. Ay, çok iyi oldu. Sen her şeye layıksın, bir kere öyle düşün. Ya o kadar kafam rahat ki artık. Yani kendi evin olacak değil mi tatlım benim? Kimse seninle uğraşmayacak, hani bir şeyler kafanı yemeyecek falan. Nikah erteledik diye ben üzüldüm aslında ama şimdi yeni ev, yeni eşyalar, bunlarla uğraşırken de zaman su gibi akıp geçer. Telaşımız büyük kızım, boş ver. Çok işimiz var. Bu arada size anlatmadığımız bir şey daha var. O en bombası. Ne? Ne varmış? Aa, hoppala. Aa, ne var be? Siz çeyiz götürmeye gittiniz. Ne olabilir ki başka, ha? Sanıyorum bunu 18 bin yıl falan düşünseniz asla tahmin edemezsiniz. Ne? Ne? Onur'un dayısıyla annem önceden tanışmışlar. Ne? Aa. Nerede? Nasıl? Kuyumcuda tanıştık. O kadar tesadüf ki Lale'ye hediye seçiyormuş dayısı. Benden de yardım istedi. Akıl verdim falan. İşte bir şey seçti. Ne oldu peki Lale ablama? Ay, merak ettiğin şeye bak canım. Aa, yani burada çok daha büyük bir şey var. Sen şimdi böyle koskoca şehirde git, o kuyumcuda onunla karşılaş, değil mi anneciğim? Allah aşkına, dünya dönüyor. Yuvarlak ve küçük. Evet anneciğim, o dünya nedense böyle senin etrafında değil mi? Ne seçtiniz peki anne? Güzel bir küpesi takımı aldı. Yani çok şık, beğeneceğini sanıyorum. Değerlidir de zaten. Bir falan değerini bilmem ama güzeldi yani. Yalnız Onur, daha önceden tanışmış olmalarına değil de dayısının annemden fikir almasına çok şaşırdı. Bak, jiklet çiğner gibi ilgilendirgi yapma. Adam gibi konuşur kızım. Şöyle, şimdi normalde dayısı hiç kimseden fikir alan bir adam değilmiş. Yani kendi fikirlerine zaten önem veriyormuş. Kendi parası alışverişini falan yapıyormuş bu adam. Şimdi annemden fikir alınca böyle... Onur dedi ki, acaba dedi, annenden hoşlanmış olabilir mi? Etkilendiği için fikir alışverişi yapmış. Anne, hayırdır? Aa, ne oluyor?
utanmıyorsunuz siz? Allah aşkına bir gülmeye gelmiyorsunuz ya. Yok yok, daha fazla şeyler var. Sen bir anlatsana Laleciğim, bu adam nasıl? Ha böyle yakışıklı mı? Karizma... Sen! Hadi! Kış 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 kış! Hadi! Kış 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 kış! Kış 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 kış! Hadi bitti! Hadi bitti, çalışıyoruz hadi! Hadi çalışıyoruz! Bu mevzu bitecek, ben oraya gelene kadar mevzu bitecek. Hoş geldin. Evet. Oh, bizimki yine dersine çalışmış. Ne onlar kız? Şimdi bunlar dekorasyon dergileri. Son moda ne, demode ne, son trend ne, bunların hepsini öğrenmemiz gerekiyor. Çünkü çiftlerin beraber oturacakları evleri beraber dekore etmeleri çok önemli. Nasıl ya? Eniştemle paralel düşüncelere sahip olmanız gerekiyor. Yani ev demek yaşam alanı demek, hayat demek. Çiftlerin fikir ayrılıklarını düşmeleri anlaşamayacaklarına delaletmiş. Demek öyle anlaşılıyor. Ya ne bileyim, belki de bizim hiç eşyamız olmadığı için biz çok iyi anlaşıyorduk. Bizim bir tane döşek vardı. Yün döşek. Şeyde, salonun ortasında. Nasıl ya? Bir tane döşeğimiz vardı işte, bildiğin yün döşek. Onun altına divan alabilmek için babanız 6 ay iş almıştı. Ek iş. Vay be. Ne o, divanda yatacağız yani, o kadar, o derece. Hiç unutmuyorum, şey vardı. Bir iki tane İskandinav koltuğumuz vardı. Ondan sonra bir tane büfe vardı. Büfe zaten şart, her eve lazım. Ondan sonra bir tane de şey, halı. Yanık bir halımız vardı. O da orta yerde. Halınız yanık mıydı? Yanıktı yavrum. Ay ama halanız yüzünden, bu hala var ya, aman bizim evden ayrılmazdı bu hala. Ay öyle fesat bir kadındı. Hala gel onun, o güzelim halının ortasına o kovayı koy, soba kovasını. Ay bir yandı, bir biçim yandı sanki. Bekledik aylar sonra ki ondan sonra o halıyı kurtarabildik biz. Ördürdük. Yapacak başka bir şey yok, öldürmeyi bekledik. Ay şey vardı ama, televizyonumuz vardı. Böyle arkadaşlar birleşip düğün hediyesi almışlardı. Zor günlerdi be onlar, bayağı zor. Bir jile vardı. Meşhur jile. Bir adet jileyle bütün şeyi geçirdim ben, hamilelik. Ay bu doğacak. Yeşil bir yün buldum da ama bir özelmek, ben örüyorum da örüyorum, 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 örüyorum. Tam bitti, bitecek, bunun da doğuma az kaldı. Aa, çile bitti. Doğru söylüyorum, ben Türk filmi gibi. Çile bitti, biz kala kaldık böyle. Ama ya 25 gün bekledim öbür çileyi alabilmek için. Zormuş. İnanmıyorum anne ya. Ne? Film anlatıyorum, film. Ay havamız dağılır. Ben bakıyorum. Buyurun, hoş geldiniz. Buyurun. Deli sanacaklar. Buyurun efendim. Baksana kadın neler yaşamış ya. O yüzden bizim iyi olmamızı istiyor ya. Yaşayan bilir tabii. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlıklardan çıkma.